Kortej yürüyüşümüz gerçekleşecek. Değerli katılımcılarımız da tabii ki kortej yürüyüşüne katılabilirler. Buradayız. Fotoğraf alıyorum. Ah evet. Olur. Ses de nöbür ki daha sonra böyle. Say hey 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 hey. Belediye Başkanı'nın, Sayın Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün, siyasi partilerimizin sayın ilçe başkanları ve değerli yönetimlerine, sayın meclis üyelerinin, daire müdürlerinin, sayın muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli davetli sanatkarlarımız ve festival katılımcılarımız, değerli konuklar ve sayın basın mensupları, Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel El Sanatları Festivali açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanı, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, sergi açılışı, Isparta Belediyesi geri dönüşüm otobüsünün gezilmesi ve ardından standların gezilmesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda Thank you.
Sizlere ve kıymetli misafirlere sevgili selamlarımı sunarım. Sayın Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili. Kendisine teşekkür ediyoruz. 21 Ağustos 2022 tarihlerinde Gölcük Belediye'miz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan geleneksel el sanatları festivaline Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 17 sanatkar, 5 Güney Koreli sanatçı ve 42 ev sanatları sanatkarı katılım sağlamıştır. Festival kapsamında Değirmendere Sanat Evi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı somut olmayan kültürel miras taşıyıcı sanatkarlarımızın sergisi ve Gölcük Belediyesi Sanat Atölyesi sergisi, Yalı Evlerinde ise Subaşı Sözlü Tarih Grubu sergisi ve Güney Koreli misafir sanatçılarımızın sergisi yer almaktadır. 2 gün sürecek olan geleneksel el sanatları festivali kapsamında teknik paylaşım atölyeleri, sergi, defile, tiyatral gösterimler, konserler ve Türk ikramı yer alacaktır. Festival Başı Tuğba Sarıgül'ün kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, başkan yardımcıları ve kıymetli sanatçı konuşmacılar, bu yıl Gölcük Belediyesi adına gerçekleştireceğimiz geleneksel el sanatları festivalimiz, daha önceki festivallerimiz içeriğine benzer bir şekilde dizayn edildi ama bu yıl bu festivalde daha öncekinin aksine daha geleneksel el sanatlarımızın nasıl yapıldığına dair workshoplara ve sergilenmelerine ağırlık verdik. Yurt içinden çok kıymetli katılımcılarımız bizimle beraberler. Değişik il ve ilçelerimizin katılımcıları, sanatkarları, devlet sanatçıları bizimle birlikteler. Bizi dolu dolu bir iki gün bekliyor. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah herkes burada çok güzel, çok mutlu kazanımlar sağlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'in kürsüye davetini arz ederim. Geleneksel el sanatları ismi altında yaptığımız aslında daha önceki yıllarda 40 tane etkinliği olarak yapılıyordu. Şimdi baktığımız zaman aslında çerçevenin çok daha genişletildiğini, geleneksel sanatların tamamına yönelik bir etkinlik yapmadığını bugün standları gezdiğinde saygı verdiğimiz görecekler. Gölcük'ün adının sanat, kültür ve sporla duyurulması adına yapılan etkinliklerden biridir. Şimdi az önce somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olan sanatçılardan bahsetmiştim. Somut olmayan kültürel miras olarak da en geniş fotoğraf arşivi Gölcük Belediyesi'nin bünyesindedir. 10 sene boyunca GPS'de işbirliğiyle yapmış olduğumuz fotoğraf yarışmaları sonucunda oluşturduğumuz arşivin hala hazırda basılmaya hazır kitap haline getirdik. İnşallah yakın zamanda Kültür Bakanlığımıza arz ettik. Kültür Bakanlığımız tarafından ya da tarafımızdan kitap haline getirilerek basılacak. Sempozyumlar ve diğer kültürel etkinlikler anlamında Gölcük gerçekten önemli bir şehir. Örneğin edebiyat alanında yapmış olduğumuz 4 sempozyum var. Bunların ilkini bizim bölgemizle de alakalı olduğundan Ahmet İhsan Bey'in Gölcük'te ikameti nedeniyle Servet İpek'in Sırat-ı Müstakim Servet İpek'inle başlamış. Akabinde Sırat-ı Müstakim Sebil-ül Reşat, Dergah ve en son Diriliş sempozyumlarıyla devam etmiştik. Bunun yanında kısa zaman önce tamamladığımız Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumumuz var. Seramik Sempozyumumuz var. Ulusal ve uluslararası yapmış olduğumuz fotoğraf yarışmaları var. Sadece bu etkinlik ve sempozyumlarla da sınırlı kalmıyoruz. Şu an ben buraya gelen özellikle şehir dışından, ülkemizin dört bir yanından gelen konuklarımızı
Gölcük'ün kültürel değerlerini ziyaret etmeye, örneğin Kazıklı Kervansaray kültür yapısını, Yazlı'daki Ilıca'mızı, Örcün'de bulunan Sultan Baba Mescidi'ni, Ali Vasfi ismi İzmir'de Hüsnat Müzesi'ni ziyarete davet ediyorum. Bunların aslında bir bütün olarak bakıldığında edebiyatıyla, diğer plastik sanatlarıyla ve tarih eserlerin restorasyonuyla kültüre bakışımızın aslında bir bütünlük teşkil ettiğini, tamamını kucaklamayı hedeflediğimizi görebiliriz. Buradaki arkadaşlarımız özellikle standlardaki kendileri devlet sanatçıları olanlar da var içerisinde. Çok farklı sanatlar var. Yani şu an baktığımız zaman hemen yanımızdaki standlarda bile bu farklı el sanatlarını görebiliyoruz. Bunların hem gösterilmesi hem de aynı zamanda eğitilmesi ve üretilmesi noktasında bu festivalin önemli bir dönüm noktası olacağını, bundan sonraki yıllarda da gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Ben öncelikle bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür Müdürümüze, Başkan Yardımcılarımıza ve belediyemiz personellerine, hepsinden önemlisi Türkiye'nin dört bir yanından gelerek bu festivale katılan, renk katan, bizim kültürümüzün aslında damıtılmış bir özeti olan el sanatlarımızı tanıtan ve yaşatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum ama bundan sonraki etkinliklerde de kendilerini buraya beklediğimizi beyan etmek istiyorum. Bir de tabii 2016-2017'den beri etkinliğimize katılan Koreli konuklarımız var. Onlara da ayrıca festivalimize renk kattıkları için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Fatih Taşdelen'in kürsüye davetimi arz ederim. Değerli Başkanım, kıymetli protokol. Aslında Başkanımız çok güzel Gölcük'teki sanatsal çalışmaları özetledi. Gün geçmiyor ki Gölcük'te yapılan bir sanatsal çalışmanın davetiyesini alıyoruz. Biz de Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak Gölcük'te yapılan her türlü sanatsal çalışmaya bugüne kadar destek olduk. Bundan sonra da her türlü desteği vereceğimize söz veriyoruz. Bugün buraya katılan tüm sanatçılarımıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu katılım görüldükten sonra daha da fazla olacaktır. Ben emeğe geçen tüm çalışanlarımıza başta başkanım olmak üzere teşekkür ediyorum. Hayırlı sergiler diliyorum. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Fatih Taşdelen'e çok teşekkür ediyoruz. Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel El Sanatları Festivali protokol konuşmaları burada sona ermiştir. Kıymetli protokolümüz ve siz değerli katılımcılarımızı öncelikle sanat evinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatkarlarımızın ve Gölcük Belediyesi Sanat Atölyesi sergisi açılışına, ardından Isparta Belediyesi geri dönüşüm otobüsünün gezilmesine ve son olarak da standların gezilmesine davet ediyorum. Sattım kurulmasını da yapacağım. Ben emek veriyorum. Cam altı sanatıyla uğraşıyorum. Cam altı ebru ve tesbih ve kalibreli sanatıyla uğraşıyorum. Cam altı ve ebru da icabet edilmesin. Evet. Cam arkasında yani. Ablacığım sen. Yere gel.
sınavına girmez. Mentajım üzerinde kalır. Gördüğünüz gibi girmez. Tabii tabii ya. Tabii hala hizmetlik malzemeler içerisinde gece var ya mama. Thank you.
Çok